Merhabalar, hoş geldiniz. Sanırım artık başlayabiliriz. Saatimiz geldi. Umarım her şey yolundadır. Güzel bir Nisan günü. En azından İstanbul'da öyle. Umarım sizlerin olduğu yerde de öyledir. Bugün sevdiğim bir konu var. Max Güney ile literatür taraması. Şimdi konumuza giriş yapacağız. Fakat ilk defa katılanlar için kısa duyurularımı hızlıca yapayım. Etkinliklerin duyurulduğu WhatsApp ve Telegram grupları var. Katılmak isteyenler bu gruplara katılabilirler. Sohbet bölümünden linklerini paylaştım. Sadece duyurular yapılıyor burada. Bunun dışında daha önce kısıtlı olan indirim kodları vardı. Bugün bir toplantımız oldu Almanya'daki ekiple. Etkinliklerimize katılan herkesin kullanabileceği %20 indirim kodu tanımlandı. 3 ay boyunca kullanılabiliyor bu indirim kodları. Eğer programı satın almak gibi bir düşünceniz varsa bu kodu kullanarak en azından %20 indirim kazanmış olabilirsiniz. Sohbet bölümüne bıraktım. Eğer satın almayı düşünen varsa kodu kullanabilir. Şimdi yavaşça konumuza giriş yapacağız. Ben hemen ikinci monitörüme geçiş yapıyorum. Şöyle sunumdan devam edeceğim ilk etapta. Başlamadan önce bu konuda, yani literatür taraması konusunda programla ilgili, programın üreticilerinin yayınladığı bir el kitabı var. Buna göz atabilirsiniz. Hemen sağ tarafta ismini görüyorsunuz. Faydalı bir içeriği var. İnternet sitesinden indirebiliyorsunuz. Daha önce gösterdiğiniz bağlantılarda. Press diye bir sayfası var programın. Orada bu tarzda küçük el kitapları yayınlanıyor farklı konularda. Ben de zaten bu içeriği oluştururken bu kitaptan yararlandım. Şöyle bir tanımlama yapacak olursak ilk etapta. Literatür taraması bir alanda belli bir konuda süre gelmiş bilimsel tartışmaları ortaya koymak amacıyla çoğu zaman da tek bir araştırmacı tarafından yürütülen konuyla ilgili alanda yapılmış çalışmaların sonuçlarını, farklı bakış açılarını sistematik olarak ortaya koyan ikincil analiz niteliğindeki çalışmalardır. Böyle bir tanımlama aslında oldukça kapsayıcı. İkincil analiz neydi? Yani başkaları tarafından toplanan verilerin farklı bir bağlamda analiz edilmesi ikinci kez. Bunu kapsayan bir araştırma yöntemiydi. Şimdi literatür taraması yaparken özellikle programda aslında bu genel olarak da düşünülebilir. Temelde takip edebileceğimiz 6 tane aşama var. Bu aşamaları şimdi tek tek programda uygulayarak gideceğiz. Bu nedenle ara ara sunuma döneceğim. Ara sıra da programa döneceğim. Şimdi ilk etapta araştırma sorularının ve amacının belirlenmesi. Bu literatür taramasını niçin yapıyoruz? Daha sonra nerede taramayı yapacağız? Bibliyografik veri tabanının belirlenmesi. Daha sonra anahtar kelimelerimizi belirleyeceğiz. Bu veri tabanında anahtar kelimelerimizle aslında bu taramayı daha güçlendireceğiz. Daha sonra elimizde büyük bir veri seti olacak anahtar kelimelerle tarattığımızda. Dördüncü adımda da bizim çalışmamız için önem arz edebilecek. Yani biz ona nitelikli bilimsel literatür diyeceğiz. Bunun seçimini yapmamız gerekecek. Daha sonra bu verileri inceleyip sonuçları yazacağız tek tek. Şimdi programda bu adımları nasıl götüreceğimize sıra sıra bakalım. Bu eğitim YouTube'dan yayınlanacak hocam. Fakat bir edit süreci olacak videonun. Ben videoyu düzenleyip göndereceğim. Herhalde bir haftayı falan bulur YouTube'a yüklenmesi. Ama eğer kayıt formunu doldurduysanız yüklendiği anda size bir mail gelecektir ve linki gelecektir eğitimin. Şimdi dönelim sunumumuza. Literatür taramasının aslında ilk adımı araştırma sorusunun ve amacının belirlenmesi. Bu literatür taramasını neden yapıyoruz? Şimdi hemen bir proje dosyası oluşturalım. Bu amacımızı da belirterek programda gidelim. Buraya suç korkusu literatür taraması diye bir başlık atıyorum. Genelde oluşturduğumuz proje dosyalarının sonuna tarih eklemenin öneminden her defasında bahsediyorum. Ve bunu yedekleyerek daha sonra bir değişiklik yapacaksak proje dosyasında kopyasını alıp sondaki tarihi değiştirerek yedeklersek sonrasındaki veri kayıplarını ya da geri dönüşlerini lehimize çevirebiliriz. Boş proje dosyamız açıldı. 4 tane penceremiz var. Şimdi ben bu proje dosyasını literatür taraması için kullanacağım. Ne dedik? İlk etapta bu literatür taramasının amacını belirtmemiz gerekiyor. Bunun için proje dosyasında hemen bir memo oluşturabiliriz. Memolar sekmesine geldim. Şurada proje memosu var. Bu proje dosyasının neyi kapsadığını
Proje memosunda tutmak oldukça faydalı oluyor. Özellikle bir ekip çalışması ise burada ekibin diğer üyelerinin görevlerini bile yazabilirsiniz buraya. Şimdi ben bu literatür taramasının amacını yazacağım buraya. Önce bir başlık atıyorum. Bu literatür taramasının amacı suç sosyolojisi alanında kadınlarda suç korkusu konusunda süregelen tartışmaların mevcut durumunu değerlendirmek olacak. Bu inceleme kapsamında geliştirilen teoriler bir araya getirilecek. Bu, hatta bu buraya şeyi bile ekleyebilirsiniz, kapsamını. Mesela Türkçe ve İngilizce yayınlar, atıyorum Scopus veri tabanından şu yıllar arasında gibi. Ben buna dair hazır bir metin oluşturmuştum. Önceki webinarlarda bunları tek tek yazıyordum. Biraz uzun sürüyor, vakit alıyor. Daha önce uyarmışlardı beni, hocam böyle yapmasanız da olur diye. Şöyle hazır metni, az önce bahsettim zaten bundan. Bunu proje memosunu ekleyerek başlayabiliyorum literatür taramama. Memomu kapattım. Gördüğünüz gibi belgeler kısmının hemen köşesine de geldi. Proje memosu belge sistemine ekleniyor. Şuraya çift tıkladığınızda ya da buradan memolar sekmesinin altında ulaşabileceğiz. Hatta şuna da şöyle bir renk verelim etiketine. Ne demiştik? İlk etapta amacının belirlenmesi. Bu webinar için biz suç sosyolojisi alanında bir literatür taraması yapacağız. İkinci adımda artık veri tabanını belirlememiz gerekiyor. Bu aşamada araştırmacı tarama yapacağı veri tabanlarını bilimsel dergileri vesaire belirleyecek ve bu veri tabanından elde edeceği kaynakları kaydedecek. Burada bir site aldım ben. Ulak Bilim üzerinde veri tabanlarının istiflenerek sunulmuş hali sohbet bölümüne ekliyorum. Burada alanları da detaylı bir şekilde gruplandırılmış, kendi alanınıza göre literatür taraması yapabileceğiniz siteler mevcut. Mesela bu çalışma için ben Scopus'u tercih etmiştim. İlk etapta Scopus'tan verileri çekmiştim. İkinci adımı da tamamladıktan sonra artık anahtar kelimeleri belirleyerek veri tabanımızdan verilerimizi çekeceğiz. Mesela bu literatür analizinde kadın ve suç korkusu üzerine tarama yapacağız. Bu durumda İngilizce dilindeki eserler için ben Fear of Crime ve Woman anahtar kelimelerimi belirleyebilirim. Bu anahtar kelimelerle verilerimi çektikten sonra birazdan programda da yapacağız. Farklı anahtar kelimeler, kelime bulutu analizi sonucunda ortaya çıkan kavramlar olabilecek. Daha sonra bu literatür taramasını biraz daha genişletip belki ikinci döngü ya da üçüncü döngü tekrar veri çekmemiz gerekebilecek. Çünkü biz aslında programı aktardıktan sonra, ya program olmak zorunda değil, normal bir programsız da literatür taraması yaptığımızda karşımıza çıkan yeni kavramlardan tekrar taramalara gidebiliyoruz. Bu arada daha önceki webinarda ben Scopus'un sitesine tek tek girerek bu veriyi çekiyordum. Biraz zaman kaybı oluyor ve artık bu az çok hepimizin yaptığı şeyler, bir alışveriş sitesinde alışveriş yaparken uyguladığımız filtrelemeler gibi. Bu Scopus'ta mesela Fear of Crime ilk kavramımı yazdım. Daha sonra V diyerek, yani hem suç korkusu hem de kadın geçen yayınları bana bulması için. Daha sonra burada bir tarih aralığı belirledim. Search dediğimde hemen şöyle sağ taraftaki pencerede bana 619 tane belge buldu. Belge dediğim yani yayın buldu. Buradan yanındaki tiklere tek tek tıklayarak bunları bilgisayarıma aktarmak için export düğmesine bastım ben. Export deyince Scopus'ta bu. Tabii sizin kullandığınız farklı indekslerde bu süreç biraz farklı olacaktır ama temelde aslında yaptığımız şeyler aynı. Burada RIS formatını seçiyorum. Ben şimdi Zotero'ya aktaracağım bunları. Zotero ücretsiz bir referans yöneticisi. Tabii siz farklı Mendeley gibi ya da Stavi gibi diğer araçları da kullandığınızda farklı bir şey olmayacak. Yine program Zotero'dan olduğu gibi diğer kaynaklardan da çekebiliyor. Burada önemli olan sizin analizinize dahil etmek istediğiniz değişkenleri seçmeniz. Ben bir hayli fazla değişken seçtim burada. Daha sonra export dediğimizde ben Zotero'nun Google Chrome'a bir uzantısını ekledim, extension'ını.
Buradan istediğim kısma kaydediyor. Şimdi birazdan Zotero'yu açacağım. Oraya da bir temel giriş yapacağız ama Zotero gibi bir programla çalışırsanız oldukça kolay oluyor işiniz. Ya da buradan risk dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedip direkt MaxQDA'den risk dosyasını içeri aktarabilirsiniz ama orada artık süreç bitmiş oluyor. Atıyorum bunların isimleri üzerine bir takım değişiklikler zaman alabiliyor. O nedenle bunların hepsini Zotero'ya aktarıp Zotero'da düzenledikten sonra programı aktarmak daha mantıklı oluyor. Hatta tez yazım sürecinde veya makalenin yazım sürecinde Zotero'nun Word'de de bir eklentisi oluyor. Dolayısıyla siz bir atıf yapmak istediğinizde doğrudan kaynakçayı Zotero kendisi oluşturuyor sisteminden. Yani tek tek yazar ismi vesaire eser ismi yazmanıza gerek kalmıyor. Yani Zotero'da bir kere düzenledikten sonra hem bir nitel veri analizi programında sadece MaxQDA değil diğerleri de hem de Office gibi ya da Apple'ın versiyonundaki bir metin düzenleyici üzerinden Zotero'ya bağlanabiliyorsunuz. Daha sonra bilimsel çalışmaları biz Zotero'ya ya da bilgisayarımıza aktardık fakat bir takım elemeler yapmamız gerekiyor. Yani suç korkusu ve kadın olan bütün çalışmaları buluyor ama belki sizin bakış açınızda hiç olmaması gereken bir çalışma da oraya eklenmiş olabilir. Öncelikle bunların ayıklanması işlemi gerekecek analize başlamadan önce. Bunu tabii ki programa aktarmadan henüz atıyorum burada. Şurada seçerken tikleri tek tek seçebilirsiniz. Ya da Zotero'ya aktardıktan sonra Zotero'da da bu işlemleri yapmanız mümkün. Çünkü Zotero'da daha geniş bir çerçevede eserlerin içeriğini, özet kısmını, yazarlarını, dergisini vesaire görebileceğiz. Şimdi ben en son buradan içeriye aktar dediğimde Zotero dosyama aktarıldı program. Şöyle açıyorum Zotero'yu. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Daha önce Zotero kullananlar ya da Zotero gibi farklı bir program kullananlar sohbet bölümüne sadece artı bir yazıp gönderebilir mi? Sevindim hocam. Oldukça fazla kullanan var. O yüzden çok vakit kaybetmeme gerek yok Zotero'da. Daha önce Zotero'yu da böyle tek tek baştan sona anlatıyordum. Ve webinar artık 2 saati falan buluyordu. Şimdi hemen sol tarafta benim kitaplığım var. Burada bu ders için oluşturduğum suç korkusu MaxQDA diye bir kütüphane var. Hemen bunun buraya tıkladığınızda sağ tarafta az önce internet sitesinden çektiğiniz veriler doğrudan buraya aktarılıyor. Şöyle herhangi birine tıkladığında hemen sağ tarafta meta dosyası geliyor. İşte eserin türü, bilimsel dergi makalesi, başlığı, yazarları ve özet kısmı. Bu özet kısmı önemli. Bir, yani nitelikli literatür taraması yapmak istiyorsanız hatta bazen sadece özetler üzerinden çalışmalar oluyor. Özetler üzerinden bir analiz yapıyorlar. 100 tane ya da 200 tane tezin. Böyle durumlarda özet kısmında buraya eklenmiş olması gerekiyor. Bu sizin veriyi aldığınız indeksle alakalı. Zotero dosyasına gönder dediğinizde yayıncı eğer meta dosyasına özet kısmını eklemişse buraya otomatik olarak geliyor. O zaman şanslısınız. Ama eklenmemişse artık yani copy paste ile bu özet bölümüne bu kısımları aktarmanız önemli. Özellikle özetlerle ilgili bir çalışma yapacaksanız. Daha sonra bu her bir bölüm tabii ki düzenlenebiliyor. Burada bir imla hatası fark ettiniz ya da PDF'ten kaynaklı boşluklar falan olduysa bunları düzeltmek mümkün. Daha sonra burada yayın evi, cilt numarası vesaire diğer bilgiler geliyor. Dil önemli. Dil bazında bir süzme yapacaksanız daha sonra programda dil kısmını buraya da eklemeniz gerekiyor. Bu meta dosyasını MaxQDA nasıl kullanıyor? Burada yer alan her bir birimle alakalı otomatik kodlamalar yapıyor. Zaten yani referans yöneticisi verisiyle çalışmak demek aslında buradaki meta dosyası bizim işimizi kolaylaştıracak bölüm burası. Scopus mesela kaliteli bir indeks. Dolayısıyla bu bilgileri tam bir şekilde ekliyor buraya. İsimlerde çok sıkıntı yaşamıyorum. Scopus'tan sadece bilimsel dergi makalesi aldım ben ve İngilizceydi. Bunun yanı sıra Dergi Park'tan da Türkçe olsun diye bir takım makaleleri aldım yine aynı konuda. Burada suç özet bölümleri eksikti. Ben özet bölümlerini copy paste yaptım. Yine birkaç tane de tez aldım YÖKTEZ'den. YÖK'ün sitesinde doğrudan Zotero'ya aktar diye bir özellik hala yok. Aslında büyük bir eksiklik. Böyle durumlarda da şuradan yeni diyerek
Tek tek ben tez bölümlerini oluşturdum. İsimlerini girdim, yazarlarını girdim, özet bölümünü copy paste yaptım. İşte yayınlandığı yerler vesaire, bunları tek tek elimle girdim. Neden bu üç farklı indeksten de bahsetmek istedim? Çünkü yeri geldiğinde sizin çekeceğiniz kısımda hiç Zotero'ya aktar olmayabilir. Böyle durumda tek tek Zotero'da oluşturmanız gerekecek. O nedenle 3 farklı örnekte burada yer alıyor. Bir de şu eser türleri, bilimsel dergi makalesi geldi Scopus'tan. Farklı eser türü de olsun diye tez ekledim. Bir tane de şurada konferans bildirisi var. Bunları da eklemiş oldum. Bir diğer önemli nokta da anahtar kelimeler. Her bir tezin veya bir makalenin yayınlanmasında biz özellikle özet bölümünün altında bir takım anahtar kelimeler ekliyoruz. Muhtemelen siz de daha önce bunu deneyimlemişsinizdir. Scopus bu anahtar kelimelerini de meta dosyaya yüklüyor. Hocam neden Zotero'yu tercih ediyoruz? Öne çıkan tarafı nedir Zotero'nun? Hocam ben neden Zotero'yu, size hani Zotero'yu tercih edin diye bir şeyim yok, dayatmam yok. Mendeley'i de tercih etseniz ya da Stavi'yi de tercih etseniz süreç aynı olacak. Ben sadece Zotero ücretsiz diye webinarda Zotero'yu gösterdim ve ilk Zotero ile başlamıştım. Buna daha çok hakim olduğum için. Yoksa Mendeley'de kullansanız bu bahsettiğimiz özellikler birebir aynı olacak. O nedenle yani çok fark etmiyor. Burada etiketler var, anahtar kavramlar. Bunlar işte Scopus'tan otomatik olarak meta dosyalarına yükleniyor. Eğer yüklenmemişse, sizin mesela benim tezlerimde yüklenmemişti, ben buradan ekle diyerek elimle ekledim bunları mecbur. Bu anahtar kavramlar önemli çünkü mesela 100 tane yayını analiz edeceğimiz zaman buraya eklenen anahtar kavramlar otomatik olarak kodlanıyor programda. Dolayısıyla işte beraber geçen kavramları, aynı tezde kullanılan anahtar kavramlar ne sıklıkla geçmiş. Bunlar yeri geldiğinde anlamlı veriler olabiliyor bizim için ve programda bunları analiz edip görselleştirmede oldukça başarılı. Birazdan buraya eklenen anahtar kavramları biz otomatik olarak kodlatıp bir takım görsel araçlarda kullanacağız ve fikir edinmek kolay hale gelecek. Bunun dışında notlar var burada. İşte kaynakçası, bu da Scopus'tan otomatik olarak ekleniyor kaynakçalar not bölümüne. Eğer eklenmemişse şurada sağ tuş yapıp not ekle diyerek ben mesela bu makalenin kaynakçasını elimle ekledim. Kaynakça kısmını da buraya koyabilirsiniz. Mesela bu çalışma için kullanmayacağım ama yine de burada dursun derseniz eklemek mümkün. Zaten indekslerin bazıları otomatik olarak ekliyor. Bu şekilde Zotero'da ben makalelerimi, tezlerimi toplayıp düzenleme yapmam gerekiyorsa isimlerini vesaire düzenledikten sonra artık bunları programa aktarabiliyorum. Bu arada şöyle tam metinler, full text PDF'ler de veri tabanından veri tabanına değişiyor ve izinle de alakalı. Mesela baktığımızda şu çalışmanın tam metnine erişemedi Scopus. Erişebildiklerini ekliyor. Erişemediklerinin sadece meta dosyası ekleniyor. Dolayısıyla siz satın alarak veya farklı bir yolla PDF'lerine ulaştığınızda burayı sürükleyip bıraktıktan sonra mesela ben bu tezlerinkini indirip YÖK'ün sitesinden buraya sürükledim. Çünkü tek tek elle oluşturmuştum zaten. Tam metinleri de buraya eklemeniz mümkün. Hocam benim tam metinlerle işim yok diyorsanız sadece meta dosyasını analiz edeceğim. O zaman hiç girmenize de gerek yok. Programa aktarmanıza da gerek yok. Bu PDF'leri programa aktarmazsanız daha hızlı çalışırsınız. Ama yine metinlerin hocam içeriğini ben programda okuyup kodlamalar yapacağım diyorsanız bunları da programa aktarmanız tabii ki mümkün. Şimdi bu dosyaları programa aktaracağız hemen. Programa geliyorum. Bu az önce oluşturduğum boş dosya memom buradaydı. Ekledim. İç aktar sekmesine geldim hemen şuraya. Burada referans yöneticisi verisi var. Bir kere tıkladığımda işte Stavi, EndNote, Mendeley ve Zotero doğrudan MaxQDA'ya içerik verebilen yazılımlar. Bunların haricinde başka bir referans yöneticisi kullanıyor iseniz oradan da RIS dosyası olarak dışarı aktarabilirsiniz verilerinizi. RIS zaten evrensel bir uzantı referans yöneticileri için. Farklı bir uygulamadan da RIS olarak içeri aktarabilirsiniz. Biz Zotero'dan içe aktar diyeceğiz. Şimdi bana prosesi burada özetliyor. Diyor ki öncelikle Zotero'yu açın ve verilerinizi RIS biçiminde dışa aktarın. Biz de hemen dediğini yapalım. Zotero'ya geldim tekrar.
Öncelikle Zotero'dan bu verilerimi dışa aktaracağım. İlgili kitaplığıma ya da kütüphaneme sağ tuşa tıklıyorum. Şurada derlemeyi dışa aktar var. Bu aynısı Mendeley'de de var, Stavi'de de var. Yani farklılaşmıyor buralar, benzer süreçler. O nedenle sadece bir tanesi üzerinden gösteriyoruz. Sizi tek tek göstermek tabii ki oldukça vakit alır. Burada bu notları, az önce gösterdiğim kaynakçalar vardı. Notları da dışarı aktarmasını istiyorum. Ki onlar programa memo olarak gelecek. Hatta burada siz daha Zotero'ya aktarırken bile bir takım notlarınız varsa, atıyorum bu çalışma çok önemli, bunu aktarıyorum ama bu başka bir çalışma için önemli olabilir gibi notlarınızı da yine aynı şekilde not ekle diyerek onları da programda memo olarak tutabilirsiniz. Bundan zaman geçtikten sonra belki hatırlamanız faydalı olacaktır. O şekilde notları tutmanız da mümkün. İkinci olarak dosyalar, yani tam metinler, PDF'ler. Az önce dediğim gibi tam metinleri de okuyup programda yine onların içeriğine dair analizler yapacaksanız onları da burada tiklemeniz uygun olacaktır. Buradan karakter kodlaması olarak Unicode UTF-8'i seçiyorum ben. Tamam dedim. Bu arada şuradaki biçim kısmı önemli. RIS olması gerekiyor bunun. Burada ilk açtığınızda belki farklı bir format olabilir. RDF olabilir. RDF'yi aktarmıyor. Yani en son aktarmıyordu. Zaten o ekranda da RIS biçiminde dışa aktarın diyor. O yüzden biçimi RIS olarak seçmenizde fayda var. Bu şekilde tamam dedim. Hemen masa üstüne ben bu klasörü oluşturuyorum. Suç korkusu MaxQDA diye kaydet dediğimde program bütün meta dosyasını, PDF'leri hepsini tek tek aktarıyor otomatik olarak. Şimdi aktardığı dosyaya bakalım, sonra programa geçelim. Bu arada hızlı geçtiğim ya da anlaşılmayan yerlerde durdurun lütfen. Çünkü her şey birbirinin üzerine kuruluyor. Adım adım gidiyoruz. Şöyle suç korkusu MaxQDA diye aynı Zotero'daki kitaplamanın adında bir klasör oluşuyor. RIS dosyam şurada. 487 kilobayt. Ben bu RIS dosyasını programa aktaracağım. Bunun yanı sıra şurada diğer metinlerim de PDF'lerim de buraya eklenmiş vaziyette. Bu files klasörüne dokunmadan bırakmanız gerekiyor programa aktarana kadar. Bunu silerseniz eğer az önceki PDF metinler programa aktarılmayacak. Bu kısım önemli. İlk etapta biraz boyutu yüksek olabiliyor. Mesela bakalım 41 MB. Şimdi tekrar programa geliyorum. En son içe aktar demiştik. Buradan Zotero'yu açtık. RIS biçiminde dışarı aktardık. İkinci adımda da RIS dosyasını bulup seçmem gerekiyor. Masa üstüne geliyorum. Suç korkusu burada. RIS dosyam burada. Şimdi aç dedim bunu. Üçüncü adımda içe aktarma seçeneklerini belirlemem gerekiyor. 32 tane referans verisi içe aktaracak. Bunların sadece 24 tane PDF'i var. Eki var. Yani benim bulamadıklarım da oldu ekleri. Bu şekilde tamam diyorum. Evet, şurada önemli olan anahtar kelimeleri otomatik kodla. Bunu ilk etapta yapmanızda fayda var. Daha sonra bu anahtar kelimelerle işiniz olmasa bile silersiniz sonrasında. Çünkü ilk aktarılan veriyi henüz herhangi bir okuma yapmadan bu anahtar kavramlar bize bir takım ipuçları verebilir. Ya da işte ikinci döngü tarama ya da üçüncü döngü taramalarda bu anahtar kelimeler önemli olabilir. O yüzden otomatik olarak kodluyorum bunları. Tamam dedim. Bilgisayarın hızına göre, arkada çalışan programlara göre biraz zaman alabiliyor. Aktarırken sorusu olanlar sorabilir. Umarım anlaşılır gidiyordur. Evet, dosyalarımızı programa aktardı. Hemen şöyle aktarılan şeylere bakalım. İki tane belge grubum var sol tarafta belge sisteminde. Birisi referanslar. Şöyle açıyorum. İlki açık zaten. Bu referanslar, şöyle geri çağrılan bölümleri kapatalım daha büyük görebilmek için. Bu referanslar klasöründe yer alan belgeler bizim meta dosyalarımız, metadatalarımız. Yani şu Zotero'da, şu bölümde yer alan, sağ tarafta yer alan metadatalar buraya aktarılıyor. Bu kaynakçası mı? Yani bu notlar, evet, kaynakça yani. Şöyle yukarıdan baktığımızda türü, referans türü, tez, işte başlığı, kim tarafından yazıldı, tarihi, sayfa numarası, yeri, üniversite, yayıncı yani üniversite. Şurada bir de bir link vermiş, PDF link diye. Biz bunun Zotero'da
Aktarma ile ilgili olarak önce PDF'lerin olduğu dosyayı mı aktarıyoruz? Hayır hocam. Aktarma ile ilgili olarak içi aktar dediğimizde PDF'lerin olduğu dosyayı hiç görmeyin siz. Sadece bilgisayarda tutun yeter. Orayı herhalde biraz karıştırdım. Sadece şu RIS dosyasını aktarıyoruz. Nokta RIS uzantılı dosyayı. Bu dosyanın içindekiler bu RIS'e bağlı. Zaten program otomatik olarak alıyor onları. Burada özet bölümü var. Yine özetle kodlanmış. Her biri kodlanıyor. Anahtar kelimeler burada yer alıyor. Bir başka makaleye bakalım. Makalede biraz fazla başlık vardı teze göre. İşte derginin numarası, başlangıç sayfası, bitiş sayfası vesaire. DOI numarası, yine anahtar kelimeler ve kaynakçası burada yer alıyor. Ne dedik? Şurada PDF'lerine bir bağlantı link oluşturuyor. Buraya tıkladığımda hemen referanslar ekler. Bu da benim meta dosyalarıma bağlı olan PDF'lerim, yani tam metinim. Buraya otomatik olarak bir bağlantı veriyor. Yani herhangi bir referans dosyasından, meta dosyadan bu linke tıkladığınızda ilgili PDF'e doğrudan sizi program aktarıyor. Yani tek tek bunun metni hangisiydi, referans dosyası hangisiydi diye bakmanıza gerek yok. Bu eklerimizle referans dosyalarımız birbirine bağlantılı. Kod sistemimizde otomatik olarak oluşturulan kodlar var. İlk etapta RIS verisini, yani referans yöneticisi verileri otomatik olarak kodlanıyor. Burada referansın tipi en başta zaten görmüştük. İşte bu bilimsel dergi makalesi olarak Zotero dışarı aktarmış İngilizcesini. Tez yazıyordu. Daha sonra başlığı, yazarı hepsi tek tek otomatik olarak kodlanıyor bunların. Mesela daha sonra atıyorum özetlerle ilgili çalışma yapacağımız zaman buradan sadece özetleri etkinleştirip buradan da referansları etkinleştirerek bu özetleri geri çağrılan bölümler kısmında görebiliyoruz. Bütün makalelerin sadece özetleri burada yer alıyor. Bu otomatik kodlama sayesinde. Eğer bu otomatik kodlamaları silerseniz bu özetlere gitmek, yani hepsini bir araya getirmek mümkün olmayacaktır. O yüzden otomatik kodlamalar önemli. Yine burada her bir metinde geçen anahtar kelimeler otomatik olarak kodlanıyor. Burada mesela büyük küçük harften dolayı birden fazla aynı kavramla birden fazla kod oluşabiliyor. Bunları burada birleştirmek de sizin elinizde. Mesela şu üniversiteleri şöyle birleştirebiliriz. Mesela şunların hepsini belki aynı şeyler değil ama tek başlık altında görmek yeterli olacaktır. Bu şekilde birleştirmek mümkün. Mesela şurada Survivor, hayatta kalma, öğrenci. Sondaki S kısımdan dolayı tekrar bir anahtar kavram oluşmuş. Bunları birbirine taşıyıp birleştir diyerek birleştirebilirsiniz. Burada önemli olan şöyle taşıyıp üstüne bıraktığınızda alt kod haline getirir. Siz bu iki kodun altında yer alan bölümleri birleştirmek istiyorsanız şöyle üzerine tutup sağ tarafa çektiğinizde birleştir vurgulanıyor. Bıraktığınızda yanında artı işareti, yani burada bir birleştirme olduğu bize söyleniyor. Bu şekilde anahtar kavramlarınızı da buradan ilk etapta hiçbir okuma yapmadan önce yönetebilirsiniz. Birleştirmeniz gerekenleri birleştirip ya da hiç alakalı olmayanları silebilirsiniz kalabalık yapmasın diye o sisteminde. Yine şuradan şöyle sağ tuşla tıkladım üst koda. Sıklığa göre azalan diye sıraladığımda frekansa göre burası listelenir. Dolayısıyla en çok geçen kavramlar yukarıda gözümün önünde olsun derseniz bunları burada tutabilirsiniz. Bunun dışında atıyorum bir kere geçenleri ben sileyim diyebilirsiniz. Şöyle bir defa geçen anahtar kavramları Shift ile seçip hepsini birden kodları sil dedim. Silme işlemi gerçekleştiriyor. Şu an ben de aynı anda 6 farklı uygulama çalıştığından biraz yavaş oluyor. Normalde tek başına programla çalıştığında silme işlemi daha hızlı oluyordu. O nedenle çalışacağınız dosyalar üzerine program almadan önce bir deneme yapmanız, bilgisayarınız sizin
taleplerinize cevap veriyor mu vermiyor mu diye bir deneme yapmanız önemli. Zaten 14 gün deneme sürümü ücretsiz. Bu denemeleri yapabilirsiniz. Bilseydim böyle süreceğini silmezdim. Evet, bu şekilde anahtar kavramlarımı da birazdan analize tabi tutacağım. Düzenleyebiliyorum. Şimdi bakalım sunumunuza bir sonraki adım neydi? Araştırmacı veri tabanında erişilen yayınların araştırma sorusuna cevap verecek nitelikte olanlarını ayıklamalıdır. Bundan bahsetmiştik zaten. Bunu Zotero'da ayıklayabiliyorduk. Ya da tarayıcıda aktarırken ayıklayabiliyorduk. En kötü artık buraya kadar geldiyse MaxQDA'ya kadar buradan herhangi birine sağ tuş yapıp sil diyerek de belgeyi çalışma alanımızdan gönderebiliyoruz. Şimdi bakalım bir sonraki adımımıza. Artık bibliografik verileri aktardıktan sonra programda kendi amacımıza yönelik bir takım analizler gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki sizin bir kod sisteminiz varsa ve kod listeniz varsa onlarla kodlamaya hemen başlayabilirsiniz. Fakat hiçbir metni okumadan önce, hiçbir kodlamaya başlamadan önce bir takım analizler gerçekleştirebiliyoruz programda. Şimdi hemen bunlara bakalım. Tekrar programıma dönüyorum. Referans yöneticisi verileri aktarılırken bir takım otomatik değişkenler oluşturuluyor. Herhalde bir önceki değil, ondan önceki webinar değişkenlerle alakalıydı. Eğer o webinara katıldıysanız şimdi sizin için daha anlamlı olacak o webinar. Şurada hatırlarsanız referans yöneticisi tipi, yazarı, başlığı gibi bir takım otomatik değişkenler program tarafından oluşturuluyor demiştik ve değer atamaları da otomatik olarak yapılıyor. Yani siz mesela yıl var burada, 100 belge aktardınız, her bir belgenin yılını tek tek programa girmenize gerek yok. Eğer bu kaynak veride, yani şuradaki meta dosyasında yıl kısmı doluysa, Zotero'da burada dolu, program bunu değişken olarak algılayıp değişken girişini gerçekleştirecek. Şöyle geldiğimizde veri editörüne, burada işte yılı, referans ID'si Zotero'da girmedik biz, ID kısmı yok. Her bir yayının başlığı, yazarı, referans yöneticisi tipi burada bize gösteriliyor. Burada hem kaynak belge hem de PDF dosyası kodlanıyor. Siz herhangi bir analiz yapacak olursanız eğer sadece birini seçebilirsiniz. Mesela referansları seçelim, etkinleştirdim. İlk etapta bu değişkenlerle bir istatistik alabiliyorum. Elimde hazır bir veri oluyor. Sonrasında bunları şöyle hepsini seçtim. Bir solanları sağa aktardım. Bunları demografik bilgi verir gibi herhangi bir analize girişmeden önce bunları verebiliriz. Şurada tek tek açılıyor şimdi. İlk tablo halinde geliyor. Bu tabloyu bir Excel'e aktarıp Excel'de de görselleştirebilirsiniz. Ya da program burada size hazır bir görsel veriyor. Benim içe aktardığım verilerin işte %81'i bilimsel dergi makalesi, %15'i tez, %3'ü de konferans bildirisiydi. Bunlar Zotero İngilizce olarak aktardığı için etiketler İngilizce geliyor ama siz bunları çift tıklayarak şu şekilde etiketlendirebiliyorsunuz. Yani oradakine razı olmak zorunda değilsiniz. Şöyle tez diyelim. Boşluk bırakmasaydık iyi olurmuş. Evet. Bunu da tabii değiştirebilirsiniz isteğinize göre. Yine burada etiketlerini vesaire yüzde ya da sayı değeri olarak gösterebileceğiniz diğer fonksiyonlar var. Bunların farklı gösterimleri de mevcut tabii ki. Siz kendi isteğinize göre buralara aslında çok girmeye gerek yok. Zaten bilindik şeyler. Farklı bir yine değişkenimizin istatistiği var. Burada da yazarlara göre zaten her yazardan bir tane makale ya da tez almıştık. Siz atıyorum sizin çalışmanızda aynı yazardan birden fazla eser varsa belki bu tablo anlamlı olabilir yeri geldiğinde. Yine başlığa göre bu tabloda bizim için çok değerli değil sanırım. Bakalım başka. Referans ID'si var. Girilmemişte yıl var. Belki en önemli olabilecek. Benim tarama alanımda suç korkusuyla ilgili yazılan makalelerin büyük bir kısmı 2022'de yazılmış. En eski 2012'den bir makale var.
literatür taramasının kapsamını belki gösterebilmek için bu tabloyu sunmak gerekli olabilir. Yine farklı gösterimleri de mevcut. Bu şu an aldığımız tabloyu hiçbir programda kodlama, okuma vesaire yapmadan oluşturulan değişkenlerle otomatik olarak aldık. Bunları yayınımızda kullanabiliriz. Şimdi sunuma dönelim. Ne dedik? Otomatik oluşturulan kodlarla kod matris tarayıcısı çalıştırabiliriz. Dolayısıyla bizim hangi kavramlarımız çok kullanılmış ya da hangi kavramlarımız birbiriyle aynı çalışmada beraber geçmiş bir anlam ifade edebilir bize. Bunları etkinleştiriyorum. Şu üst kodun etkinliğini kaldırayım. Sadece alt kodlar gözüksün. Kod etkinleştirmek için yanındaki gri yuvarlığa tıkladığınızda üst koda tıklarsanız alt kodların hepsini de etkinleştiriyor. Ya da ilgilendiğiniz sadece belli başlı kodları etkinleştirmeniz mümkün. Görsel araçlara geldim. Burada kod ilişkileri tarayıcısı var. Bir parametre ekranım geliyor. Etkinleştirilmiş kodlar. Burada bölümdeki kodların kesişimi derseniz bomboş bir sayfayla karşılaşırsınız. Çünkü bir anahtar kavram sadece geçtiği yerde kodlanıyor. Yani üst üste kodlama olmuyor anahtar kavramlarda. Bunun yerine aynı belgedeki kodların oluşumu analiz tipini seçerseniz bizim istediğimiz görseli alabiliriz. Çünkü zaten ben hangi kodlar aynı makalede beraber, yani hangi anahtar kavramlar aynı makalede beraber kullanılmış bunu sorguluyorum. O yüzden buradaki analiz tipi seçimi önemli. Buradan hemen her şey tamam dediğinizde boş bir ekranla karşılaşırsanız bu aklınıza gelsin. Tamam dedim. Şöyle bir görselim oluşuyor burada. Mesela baktığımızda kadın ve korku anahtar kavramları beraber kullanılmış. Burada insan diyebiliriz. Çok defa kesişmiş. Sizin daha önce aklınıza gelmeyen anahtar kavramlar ilk döngü taramada belki buradan çıkacak. Hatta önem sırasına göre odaklanmanız gereken diğer kavramlara da odaklanabileceksiniz. Mesela güvenlik ve suç korkusu da yine beraber. Türkçe makaleler az, aslında bu frekans ondan az. Belki Türkçe taramada önemli olabilecek ipuçları. Bunu tabii ki alıp hemen eserinizde kullanmak zorunda değilsiniz. Belki hiçbir anlam ifade etmeyecek çalışma için ama biz şu an literatür taramasının adımlarını belki inceliyoruz. İlk etapta bize bilgi verecek bir görsel olacaktır bu. Bunun için de herhangi bir kodlama ben yapmadım. Program otomatik olarak veri tabanından anahtar kavramları alarak kendisi kodladı ve ben sadece aracı çalıştırdım. 2 saniyede bu tabloya erişebildim. Bunun belki hepsini değil de kalabalık oldu. Atıyorum sadece ilgilendiğiniz kodları, mesela şunları birleştirelim. Şöyle ilgilendiklerimizi seçerek onlar içerisinde bir analizde gerçekleştirebilirsiniz. Mesela bunu da birleştirmek mantıklı olacak. Burada anahtar kavramları eledikten sonra sizin çalışmanızda kullanabileceği kavramlar açısından bir çıktı alarak belki tezde ya da makalede kullanmanız da mümkün. Neden olmasın? Muhtemelen siz ilk açtığınızda görsel şöyle olacak. Şurada ısı haritası var. Zaten önümüzdeki webinarlarda görsel araçları tek tek her bir aracı nasıl çalıştığını, nasıl çıktı verdiğini detaylı göreceğiz. Burada tablonun detayına çok girmiyorum. Toplam satır üstünde eklendi. Bu şekilde daha henüz bir okuma yapmadan kod matris tarayıcısında beraber geçmiş kodları ya da anahtar kavramları bulmanız mümkün. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela otomatik değişkenlerimiz oluştu dedik. Yıllara göre hangi kavramlar kullanılmış gibi bir analiz aklıma gelebilir. Dolayısıyla burada belge gruplarında yıllara göre bir ayrım yok. Sadece referanslar ve ekler diye bir belge grubum var. Ben bunu yıllara göre burada belge grupları oluşturarak ayırmam mümkün. Tek tek belge grubu oluştururum. Yıllara göre atarım. Fakat bunun yerine benim hazır değişkenlerim var elimde. Yıllara göre oluşmuş.
Hocam elle kodlamayı göstereceğiz. İlk programda hazır alınan çıktılara gidiyorum. En sonda bu literatür taraması için özel oluşturulmuş bir kodla elle kodlamaları yapıp onların görsel çıktılarını alacağız. Hemen şurada ile etkinleştir var. Mesela değişkenlere göre etkinleştireyim ben. Buradan değişkenimi seçiyorum. Değişkenim yıl olsun. Şöyle attım. 2022 vardı. Hemen 2022 ile yeni bir küme oluşturdum. Burada gördüğünüz gibi küme oluştu. Diğer yıllara göre de kümelerimi oluşturayım. Sekiz birazcık karışık gittik ama olsun. Bunu tek seferde oluşturmuyor maalesef. Bu şekilde yıllara göre kümelerimi oluşturdum. Şimdi yine ben eklerimi değil de sadece referans dosyalarımı etkinleştireceğim. Buradan da anahtar kelimelerimi etkinleştirmek istiyorum. Üst kodun etkinliğini kaldırdım. Hemen burada kod matris tarayıcısı var. Bu da bana bu anahtar kelimelerin yıllara göre dağılımını verecek. Bunu seçtikten sonra bu parametre ekranında dikkat etmeniz gereken kısım belge setlerini seçmek. Çünkü yıllarım benim burada set olarak gözüküyor. Bu şekilde belgeler için ve kodlar için etkinleştirdiğim kodlar için dedim. Gördüğünüz gibi yıllara göre sütunlarımda yıllarım var. Satırlarda kodlarım var. Hangi anahtar kelime hangi yıllarda geçmiş? Bunun bilgisi, bunu detaylı olarak görebileceğiniz bir tabloyu herhangi bir programda işlem yapmadan hazır bir şekilde almamız mümkün. Otomatik kodlamalar ve otomatik değişkenler sayesinde. Bunları neden gösteriyorum? Belki sizin bambaşka değişkenlerinizle çözebileceğiniz, yani tek tek okuyup kodlamaktansa bu değişkenlerle çözebileceğiniz durumlar olacaktır. Bunlar akılda kalırsa eğer sonrasında kendi amacınıza bunu yormanız mümkün olacak. Burada değişkenler oluştuktan sonra kümelendirme işlemi yaptım ben sadece. Şimdi bakalım başka ne yapabiliriz? Kelime bulutu analizi belki literatür taraması için en önemli olabilecek bir konu bu. Kelime bulutu. Yine aynı şekilde henüz herhangi bir okuma yapmadan önce bir takım kelime bulutları oluşturarak ben belki tekrar yeniden tarama alanımı genişletebilirim ya da bir fikir edinebilirim. En çok hangi kavramlar üzerine gidiliyor elimdeki veri setinde? Bu bana fikir verecektir. İlk etapta sadece bir belgeye, yani belgelere tek tek kelime bulutu analizi yapabilirsiniz. Bunu mesela meta dosya yapmak çok mantıklı olmayacaktır. Aktarılan PDF'e bu kelime bulutu analizini yapmanız, yani PDF'te geçen, tam metinde geçen kavramları görmeniz için bunu doğrudan PDF'e yapmanız gerekecek. Şöyle bakıyorum hangisini yapalım. Şu Türkçe bir makale şöyle açtım. Bu makalede en çok geçen kavramları görmek için sağ tuşa tıkladım. İlgili belgeye hemen burada kelime bulutu var. Bir kere tıklıyorum sadece. Artık bu PDF dosyasında en çok konuşulan konular burada bana gösteriliyor. Tabii ki bunu bütün PDF'leri seçerek görsel araçlar altında kelime bulutu dediğinizde bütün bir metin kelime bulutu analizine tabi tutuluyor. Bu şimdi burada kasacağı için programı ben tek bir tanesini gösterdim. Ama bunu hepsini yapmanız da mümkün. Burada geçen önemli kavramları artık görebilirsiniz. Mesela design var, tasarım. Korku için, suç korkusu için aslında çevresel tasarım ya da kent tasarımı belki önemli olabilecek bir konu. Bunu mesela bu kelime bulutuna bakarak aklıma gelmesi mümkün. Öğrenci var, güvenlik var. Burada dikkatinizi çeken herhangi bir kavramı henüz makaleyi okumadan "Aa hocam design geçmiş, aslında design geçen yerleri bana otomatik kodlasın, bir yerde köşede dursun." Ben oraya bastığımda atıyorum 200 sayfalık bir tezde bu tasarım geçen bölümleri görebileyim. Derseniz sağ tuşa tıklayıp design ile otomatik kodla seçeneğine geldiğinizde artık bir otomatik kod oluşturuluyor. Oluşturalım. Burada bana kodlamayı yapacağı bağlam soruluyor. Öyle derseniz sadece dizayn geçen kelimeleri kodlar.
Ama ben bir bağlamı göreyim, cümleyi göreyim derseniz öncesi ve sonrası cümleleri otomatik olarak kodlayabilirsiniz. 29 belge bölümü kodlandı. En sonunda bu kodladığımız bölümleri zaten inceleyeceğiz beraber. Burada görmek istemediğiniz kelimeler varsa şurada büyük bir liste var. Buradan şöyle istemediklerinizi atabilirsiniz. Çift tıkladığınızda kelimenin yanındaki yeşile hariç listesine gönderiyor. Buraya bastığımda o kısımlar gitti. Ya da şöyle sağ tuşa tıklayıp hariç listesine ekle deyip yeniden düzenle dediğinizde o kısımlar kelime bulutunun dışına çıkarılıyor. Dolayısıyla buradan aldığınız fikirler bile sizin okumalarınızı belki daha nitelikli hale getirecek. Burada gözünüze çarpan kavramları okurken en azından dikkat kesileceksiniz ve üzerine düşünmeniz mümkün olacak. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Ne dedik? Mesela bizim şurada yer alan özet kısımlarımız var. Hepsi abstract koduyla kodlanmış. Bunların isimlerini değiştirebilirsiniz tabii ki. İngilizce olarak isimler oluşuyor ama şöyle herhangi bir yerine çift tıkladığınızda atıyorum bunu özet diye hatta özet 1 diye yapalım. Özet 1 diye kodun adını değiştirmeniz mümkün. Şimdi bu benim kaç makale aktarmıştık? 32 makalede yer alan bütün özet bölümleri kodlanmış oldu. Ben bu kelime bulutunu bütün metinlere değil de sadece özetlere de gerçekleştirebilirim. Bunun için ne yapıyorum? Özetleri etkinleştiriyorum ve referanslarımı etkinleştiriyorum sadece meta dosyalarımı. Yani diğer şu metinleri etkinleştirmeme gerek yok. Çünkü buradaki özetler kodlanmadı. 32 kodlu bölüm. Yine 32 belgem var. Her belgede demek ki özet bölümü eklemişim Zotero'ya. Bu geri çağrılan bölümler kısmı sizin hedefe yönelik, hedefe adım atmanızı sağlayan bir araç. Bu geri çağrılan bölümler kısmına çağırdıktan sonra hemen pencerenin köşesinde kelime bulutu var. Bir kere tıkladım. Bu da artık benim tüm özetlerinde yer alan kelimelerin ya da çok geçen kavramların gösterilmiş hali. Yine buradan istemediklerinizi, işte bağlaçlarınızı vesaire. Bu arada İngilizce için hazır stop listler oluyor. Yani bulutun dışına atabileceğiniz işte bağlaçlar ya da ekler. Bunları yükleyip hariç listesini de uygulamak mümkün. Tabii o başka bir zaman konusu ama yani her seferinde bunlarla tek tek uğraşmanıza gerek yok. Demek istediğim bu. Bu şekilde sadece özet kısımlarından da bir kelime bulutu elde etmeniz mümkün diyebilirim. Bunun dışında burada mesela az önce design ve tasarım kelimeleri bizim radarımıza girdi. Ben bu kelimeleri bütün PDF'lerinde design ve tasarım geçen bütün kelimeleri kod sistemime eklemek istesem ne yaparım? Çünkü az önceki design'da sadece ilgili PDF'teki design'ları kodladık. Ben bütün belgelerde, tam bu çalışmada geçti ama belki başkaları da bu kendi tasarımından suç korkusu için bahsetmiş olabilir. Analiz sekmesine geliyorum. Burada arama fonksiyonu var. Bu arama fonksiyonu sizin otomatik kodlamalar yapmanızı sağlayacak müthiş bir araç. Türkçe eserler için tasarım, yine dizaynı da ekleyeyim. Bunun eş anlamlısı olabileceğini düşündüğünüz kelimeler varsa tabii ki onları da ekleyebilirsiniz. Şimdi veya diyelim her ikisini de bulsun, aramaya başlat diyeceğim. Sadece etkin belgeler içinde. Çünkü şu referans verilerinde aramasına gerek yok. Sadece PDF'lerde bulmak istiyorum. Şöyle baktığımda 263 yerde bu tasarım kelimesi ya da dizayn kelimesi geçmiş. Gördüğünüz gibi. Ben daha sonra literatür taramasının ilerleyen aşamalarında işte bu kent tasarımına yoğunlaşmak istersem bu otomatik kodlamalarla her bir makalede ya da tezde bu bölümleri görebilirim. Şöyle bir otomatik kodlayalım. Şöyle renk atalım. Burada sizin arama yaparken oluşturduğunuz parametre gösteriliyor. Tamam dedim. Yine ben bunu önceki bir ve sonraki bir cümleyle otomatik kodlayayım. 179 belge bölümü kodlanmış oldu. Diğer kodum da buraya geldi gördüğünüz gibi. Bu sadece bir belgede geçendi. Bu da
diğer bütün belgelerde içerdiği kısımlar. Bu şekilde kelime bulutlarıyla ben ilk etapta yayınlarımda geçen anahtar temalara, kavramlara bakıp bir fikir edinebilirim ya da ikinci, üçüncü tur veri toplama sürecine geçebilirim. Bunun dışında kelime sıklığı analizleri var Nextdicto altında içe aktardığımız verilerde. Şuraya geliyorum hemen. Bir soru var. Bir değişkene göre küme oluşturmayı hızlı nasıl yapmıştınız acaba? Tekrar gösterir misiniz? Evet hocam, bu aslında dediğimiz gibi diğer webinarların konusu. Şurada ile etkinleştir diye bir düğme var belge sistemi altında. Buna tıkladım. Nereye geldi bu? Evet, burada daha sonra değişkene göre etkinleştir diyor. Siz bunu yine belge rengine göre vesaire de yapabilirsiniz. Burada yıl değişkenini atmıştım. Bu sefer tipi atayım. Şöyle hemen formüller geliyor burada. Küme oluşturmak istediğiniz mesela bilimsel dergi makaleleri 45 belge var. Buradan yeni kümeye bastığınızda hemen burada ilgili değişkenin değeriyle ya da atıyorum tezler oluşturmak istiyorsunuz. Yeni küme dediğinizde tezin değişkeniyle kümeler oluşuyor. Bunu bütün değişkenlerinize yapabilirsiniz. Atıyorum bu otomatik değişkenlerin dışında siz bir takım değişkenler oluşturduğunuz, onlarla daha anlamlı araştırma sorularına cevap verecek daha anlamlı değişkenler oluşturdunuz. Onlarla da bu kümeleri oluşturmak mümkün tabii ki. Zaman oldukça hızlı geçiyor ve yine biraz uzun bir gün olacak. Umarım vaktiniz vardır. Kaynaklarda sık kullanılan kelimelerin sıklığı Nextdicto dedik. Nextdicto aracıyla da bir takım analizler gerçekleştirebiliyoruz. Nextdicto burada. Bu arada bu standart sürümünde yok Nextdicto. Herhalde Pro ve Plus'ta var. Yani paketiniz bunu içermiyorsa bu üst kısımda Nextdicto'yu göremezsiniz. Yoksa eğer şu an yapacağımız işleri de orada yapamazsınız. Hemen burada yine sözcük frekansı var. Belirlediğiniz belgelerde geçen frekansları bulabilirsiniz. Mesela biz sadece PDF'lerimize geçen frekansı bakalım. Sadece etkinleştirilmiş belgeler dedim. Orada işte bir takım stop listler uygulayacaksınız, hariç listesi. Onları da oraya ekleyebilirsiniz. Burada benim etkinleştirdiğim, yani ilgilendiğim, siz bu arada 1-2-3 tane PDF ile ilgilenebilirsiniz. Sadece onu etkinleştirirsiniz. Etkinleştirdiğim bütün bu belgelerde yer alan kelimeler sıklıklarına göre bir tablo halinde. Bunu tabi dışa aktarıp Excel'le farklı programlarda, farklı programlama dillerinde analiz yapmak istiyorsanız o da mümkün. Ya da buradan yine kelime bulutu alabilirsiniz. Yine burada minimum sıklık belirleyerek o sıklığın altında olan kelimeleri tablodan itebilirsiniz. Ya da şurada etkileşimli kelime ağacı var. Aslında benim en sevdiğim araçlardan bir tanesi. Fakat şuradan 4 bölüm seçeyim. Aracımı etkinleştiriyorum. Bu da sizin ilgilendiğiniz kelimeleri bağlam içinde görebilmenizi sağlayan, bir bütün halinde aslında gösteren bir araç. Daha önce kullanan olduğumu bilmiyorum. Oldukça keyifli. Tabii ki bu aracı makalelerinize ya da atıyorum bir tüzük, kanun incelemesi yapıyorsunuz ya da gazete verilerini inceliyorsunuz. Hepsini de kullanabilirsiniz. Ama burada yeri gelmişken görelim. Evet, en korktuğum şey olacak galiba. Evet, olmadı. Şimdi bu etkileşimli kelime ağacı, şuraya bir kavram yazmanız gerekiyor. Sizin ilgilendiğiniz kavramları ve sonrasında gelen kelimelerle bağlayarak gösteriyor. Mesela tasarım demiştik az önce. Tasarımla ilgili baktığımızda belgelerde geçen, atıyorum tasarım ve uygulama çalışmalarında da kullanabilecek model önerileri gibi her bir metinde geçen bütün kelimelerin bağlamını güzel bir şekilde görselleştirebileceğiniz araç. Buradan aldığı çıktıları doğrudan tezine, makalesine koyanlar da oluyor bazen. Bu tabii ki etkileşimli bir tablo. Mesela şurada geçen bütün bir kısmı görmek için tıkladığınızda sağ tarafta metnin
Ön izlemesi geliyor zaten. Önünü ve arkasını görebilirsiniz. Tekrar tasarıma gitmek için tıklamanız yeterli. Mesela şurada sunulmuşturdan sonra iki bölüm var. Şuraya girelim. Az önce zaten gördüğümüz bölüm. Tekrar sunulmuştura gidip diğer bölümü de buradan görebiliyorsunuz. Bu şekilde kelime ağacıyla aslında sizin için anlamlı olabilecek kavramları bir bağlam içinde bütün halde görmeniz mümkün. Şu an hala kendi yapacağımız kodlamalara geçmedik. Programdan alabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Yine burada kelime matrisi tarayıcısı var. Atıyorum burada tasarım ve dizayn kelimelerini girelim. Şuradan belge setlerini seçelim. Tek tek belgelerde görmek bir anlam ifade etmeyecek. Yıllara göre bu kavramların geçtiği yılları, hangi yıllarda ne kadar geçmiş? Atıyorum tasarım en çok 2018'deki makalelerde geçmiş 110 kere. 2022'de hiç geçmemiş, 21'de vesaire. İlgilendiğiniz özel kavramlara dair bunun gibi çıktılar almanız mümkün. Bakıyoruz bir sonraki aşamada ne yapabiliriz? Artık metinlerimizi okumaya başlayabiliriz. Bunlar alabileceğiniz hazır çıktılardı. İlk etapta PDF'leri okuyarak herhangi bir PDF açıyorum. Şöyle PDF'leri okumaya başlayabiliriz. Burada henüz herhangi bir kodlama yapmadan önce önemli gördüğümüz bölümleri buradaki renkli kodlamalarla kodlayabiliyoruz. İlk kitapta kod atamak, kod atama işlemini belki eserleri okuduktan sonra başlayacaksınız. Yine bu süreçte de önemli gördüğünüz yerleri bu şekilde renklendirebilirsiniz. Daha sonra bunları atıyorum işte bu bölümü alıntılayacaksanız alıntılanacak diye kod adını değiştirip esere yazma, kendi çalışmanızı yazma raporlama aşamasında bu alıntılama yapacağınız kısımları da böylece belirtmiş olabilirsiniz. Yine tam metinleri memolar ekleyebilirsiniz. Herhangi bir kodlama yapmak yerine ekleyeceğiniz memolar, bu bölüm sizin için neden önemli? Ya da işte atıyorum bu bölüm alıntılanacak diye memolar ekleyebilirsiniz. Bütün belgeleri bunu yaptıktan sonra şurada memolar diye bir bölüm var. Atıyorum belge içi memolara bastığınızda sizin yaptığınız yorumlar, eklediğiniz memolar, notlar buralarda görüntülenecek. Tabii ki analizin sonraki aşamalarında size belki hatırlatıcı olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey indirdiğiniz PDF'de metinlerin olması. Bazen resim dosyası olarak iniyor. Öyle durumlarda OCR taraması yaptırıp yani metni tanıtmanız lazım ki metin bazında az önce Max Dicto'daki aracı mesela fotoğraf olsaydı bu kullanamayacaktık tabii ki. Burada metinler önemli tabii. Ne dedik? Yine otomatik kodlamayı az önce göstermiştim. Dizayn geçen bölümleri kodladık. Buraları birazcık hızlı geçmek istiyorum. Şimdi manuel kodlamalar yapabiliriz demiştik programımızda. Şöyle ben farklı bir manuel kodlamaların olduğu proje dosyası oluşturdum. Mesela ben bu suç korkusuyla ilgili yaptığım literatür taramasında eserlere, yöntemine göre, veri toplama tekniğine göre ve kullandığı teorilere göre kıyaslamak istiyorum. Dolayısıyla benim 3 tane hazır kodum oluşmuş oluyor. Bu sizin çalışmanızda tabii ki farklı ilerleyecektir. Sizin araştırma sorularınıza göre ya da literatür taraması yapma amacınıza göre buradaki kodlarınız belirlenecek. Daha sonra bu belirlenen kodlarda atıyorum herhangi bir metni açtığınızda ilgili bölümleri seçip normal metin kodlar gibi tutup sürükleyerek kodlamanız mümkün. Bu elle yapılan kodlamalarda programda tabii ki artık normal mülakat belgesi gibi ya da bir tüzük gibi bu belgeler hareket edecek. Kendi istediğiniz kodlamaları yapabilirsiniz. Atanan kodlamayı silmek için bu çubuktan siliyorduk. Mesela bizim burada yöntem için 3 başlığımız var. Nitel, nicel, karma. Bütün belgelerde bu kısımlar, yöntem olan bölümlerdeki kısımlar kodlandı. Yine veri toplama tekniğine göre kodlamalar yapıldı. Ve her bir tezde ya da makalede kullanılan suç korkusuna dair kullanılan teoriler kodlanmış oldu.
Şimdi bu kendi yaptığımız kodlamalara dair bir takım çıktılar alabiliriz. Belki birçoğumuzun da ilgilendiği aslında burasıdır. Burası biraz en sona kaldı. Aramızdan ayrılanlar oldu. Umarım hala enerjiniz yerindedir. Ve en önemli kısma geldik çünkü. Ben izninizle bir su içeyim. Bu arada sorusu olan varsa veya anlaşılmayan yerler onları yazabilirsiniz. Oldukça fazla konuştum ben. Konuşmak isteyen varsa mikrofonu devredebilirim. Danışman hocam da burada bugün. Hocam hoş geldiniz. Şimdi artık yavaş yavaş kendi yaptığımız kodlamalardan bir takım görseller alalım. İlk etapta aslında alt kodların istatistiği sayesinde kendi yaptığımız kodlamalara dair bir istatistik alabiliriz. Bu en basiti diyebilirim. Şöyle analiz sekmesine geldim. Burada kod frekansları var. Kod frekanslarına tıklıyorum. Aslında bunu şuradan da alabiliriz. Kodlar, alt kodların istatistiği dedim. Burada benim kendi oluşturduğum işte araştırma yöntemi, kullanılan teoriler ve veri toplama tekniğiyle ilgili 3 tane kodumun istatistiğini alacağım. Evet hocam, ikinci aşamada Fatih hocam ilişkiyi göreceğiz. Sizi herhalde biraz fazla bekletiyorum. Kusuruma bakmayın. Şimdi ne dedik? Sadece etkinleştirilmiş kodlar için mi? Hayır, bir etkinleştirme yapmadım aslında. Şöyle sıfırlayayım. Analize çalıştırmak istediğim yer benim kodladığım bölümler. Çünkü istatistiği bu kodlu bölümlere göre yapacak. Tamam dedim. Şöyle bakıyorum. Topladığım çalışmalarda %43 nitel, yani bu alanda aslında daha çok nitel çalışmalar yürütülüyor. %31 karma yöntem ve %25 nicel diyebilirim. Tabii benim seçtiğim aralıkta ve benim seçtiğim indekste çok önemli burası. Çünkü buradan hemen pozitivist bir yaklaşımla genelleme yapmak çok zor. Nitel çalışmalar için aslında en çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. Kapsamımız belli. Scopus ve 10 yıllık bir ara. Elimizdeki verilerde kullanılan araştırma yöntemleri daha çok nitel gördüğünüz gibi. Hemen diğer kısımlara bakalım. Veri toplama tekniğine bakalım. Aslında buradaki kodlamayı birazcık sallayarak yaptım ben. O nedenle çok tutarlı bir şey çıkmamış. Belki şurada karma yöntemlerde hem anket hem mülakat kullanıldığı için kendimi toplayabilirim. Genelde %42'de anket veri toplama tekniği, %40'da mülakat. Tabii burada önemli olan, odaklanmanız gereken şey alınan çıktılar. Yani buradaki kod sisteminizde yer alan kodlarınızın görselleştirmesini şimdi yapıyoruz. Kullanılan teorilere bakalım. Bunları şöyle çubuk olarak ifade etmek daha güzel belki. Genelde sosyal kontrol modeli benim incelediğim çalışmalarda suç korkusuna dair atıyorum kullanılmış bir teori. Tabii ki bu şu kodlamaları ben son bir gün içerisinde hızlı bir şekilde sizlere gösterebilmek için yaptım. Bunlar gerçek bilimsel sonuçlar değil tabii ki. Farklı gösterimleri de mümkün. Ya da doğrudan şöyle tablo alıp Excel'de ya da farklı bir yerde bunları yapabilirsiniz. Arzu hocam, evet, bunları bu aşamada artık tek tek elle yaptığım kodlamaların görselleştirmesini yapıyorum. Otomatik çıktılar değil bunlar. Programdan önce elle kodladım bunları. Çünkü programda kodlamak oldukça vakit, webinarda kodlamak oldukça vakit alıyor. Birazcık bunu yapmak zorundayım. Şimdi bu yaptığım kodlamalara dair MaxMaps'ten bir takım görseller oluşturdum ben. Açıyorum. Atıyorum kod alt kod bölümler modeliyle işte kullanılan teorileri sıklığına göre bir tabloda vermek yerine bu şekilde görselleştirerek kullanabilirim. Hatta buraya atıyorum kodladığım bölümü toplumsal düzensizlik modeliyle ilgili araştırmacının makalesinde yer alan kısmı da eklemem mümkün. Tabii bunu görsel araçlarla ilgili webinarda detaylı yapıyoruz. Ya da iki vaka modeli aldım. Atıyorum bilimsel dergi makalesiyle tezi kıyasladım. Bunu da az önce kelime bulutu oluşturmuş, pardon, kelime nereden çıktı? Küme oluşturmuştum değişkenlerle. Bu zaten bilimsel dergi makalesi, tez, otomatik oluşturulan değişkenlerdeydi hatırlarsınız. Bunu iki vaka modeliyle çalıştırdığımda baktığımda işte toplumsal düzensizlik modeli ve savunmasızlık sadece tezlerde kullanılmış. İşte bilimsel dergi makalelerinde kullanılanlar ve ortak olarak kullanılan kodlar bu harita ile ifade edilebiliyor. Tabii ki siz burada
kendi amacınıza yönelik bir harita üreteceksiniz. Burada atıyorum iki farklı dergi olabilir. Hani tür değil de işte X dergisiyle Y dergisinde çıkan yayınları kıyaslayabilirsiniz. Belki iki rakip olabilir. Ya da atıyorum burada iki ülke olabilir. İki ülke araştırmacılarının yaptığı yayınlar gibi. Burası kısıtlanabilecek bir alan değil. Sizin çalışmanıza göre şekillenecek Max Maps'ler. Şimdi bakıyorum başka ne yapabiliriz? Kod ilişkileri tarayıcısıyla atıyorum hangi teorilerde hangi yöntem kullanılmış demiştiniz değil mi Fatih Hocam? Şimdi sizin sorunuzu cevaplandırıyorum. Araştırma yöntemini etkinleştirdim. Kullanılan teorileri etkinleştirdim. Burada görsel araçlara geliyorum. Kod ilişkileri tarayıcısı var. Bir kere tıkladım. Şöyle bir parametre ekranım geldi. Satırlarda da sütunlarda da etkinleştirdiğim kodlar olsun. Diğerlerine gerek yok. Burada artık aynı belgede oluşumu değil de kesişimini seçiyorum. Çünkü kodlarken ben burada size gösterebilmek adına bunları üst üste kodladım. Ya da siz de böyle bir görsel alacaksanız eğer atıyorum kullanılan teorilerle yöntemi kıyaslayacaksanız ya aynı belgede oluşumuna bakabilirsiniz. Öyle bir durumda her bir belgede tek bir tane kodlama yapmanız lazım. Ya da direkt kesişimi kodlayıp bu görseli alabilirsiniz. Şöyle aslında şurayı açayım. Buradan itibaren görselin tekrarı oluyor. Şöyle baktığımızda işte sosyal kontrol modeli kullanılarak yazılan tezlerin 6'sı nitel yöntemli, 1 nicel, 2 de karma yöntem var. Mesela sosyal problem perspektifi kuramıyla yazılan hiçbir nitel çalışma yok. Alanda böyle bir eksiklik var hocam. Hemen ben bu alanı doldurayım gibi bir yönelime de girmeniz mümkün aslında. Bu da şimdi aklıma geldi. Neden olmasın? Olabilir. Bu şekilde bir tarayıcıyla bunu kontrol etmek mümkün. Şimdi bir takım karma yöntemleri altında çapraz tablolar var. Benim en çok keyif aldığım araçlardan birisi. Bu bizim değişkenlerimizle yaptığımız kodlamaları birleştiriyor. Oldukça önemli. Mesela bir tane çapraz tablo alalım hemen. Şöyle geldim şuraya. Bu arada yıllara göre mesela kullanılan teorilere bakabiliriz. Şurayı kaldırayım hepsini. Şuradan yılları sağa aktaracağım çapraz tabloyu çalıştırmak için. Hatta şöyle aktarırken tek tek seçmek yerine tüm değişken değerlerini tabloya eklemek için alttakine tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bütün yıllar geliyor. Ve bunu sadece etkinleştirdiğim kodlarda yapmak istiyorum. Bunu seçmezseniz kod sisteminde yer alan bütün kodları değişkenlere göre değerlendirir. Buna tamam dedim. Şöyle baktığımda artık her bir teorinin hangi yıllarda ne kadar kullanıldığını görebiliyorum. Mesela yine sosyal kontrol modeli en çok kullanılan benim teorimdi. Bu 9 kere 9 çalışmada kullanılmış ve 5'i de 2022 yılında yayınlanmış bunların. Demek ki artık 2022'den itibaren bu alanda çok fazla çalışma yapılıyor. Mesela bakalım şuraya. Rutin aktiviteler teorisi 2012'den beri kullanılan. Gerçi şu arada kullanılmamış ama tabii ki bunlar gerçek değerler değil. Bu şekilde bir çapraz tabloda oluşturabiliriz. Buradaki değişken sizin mesela yıl olmayabilir. Atıyorum dillere göre bir değişken oluşturmuşsunuzdur. Bunu dillere göre yapar. Ya da işte türe göre. Mesela şöyle bir tane daha üretelim. Şurada bizim anahtar kelimelerimiz vardı. Bu anahtar kelimeleri otomatik kodladı zaten. Bu anahtar kelimeler yıllara göre nasıl dağılmış? Yine çapraz tablolar dedim. Zaten yıllarım burada var. Sadece etkin kodlar. Bastığımda şöyle. Gördüğünüz gibi yıllara göre benim anahtar kelimelerimi dağıttı. Burada çok fazla kelime var. Sizle ilgili olmayanları ya da atıyorum birleştirmesi gerekenleri birleştirmeniz durumunda belki tezinize koyabileceğiniz büyüklükte bir tablo çıkmış olur. Ya da illa bunu teze koymaya da gerek yok. Burada ilgilendiğiniz spesifik
mesela işçi, sizin işçi ve suç, işçi kadınların suç korkusu atıyorum, çalışacağınız belki alan olabilir. Baktığınızda buradan sadece 2021 yılında bu kullanılmış. Aslında bu şurada olsaydı daha diyecektim ki bir tek 2012'de çalışılmış, sonra çalışılmamış. Ben buradan yürüyeyim gibi bir yönelime girecektim. Bu şekilde değişkenlerime göre çapraz tablolar üretebiliyorum. Aynısını türe göre de yapabilirdik. Onu da bir kere göstereyim. Hep yıldan gittim. Şurada mesela kaynak dosyasının tipi vardı. Şöyle tipi aktardım. İşte konferans bildirisi. Bu neydi? Bilimsel dergi makalesi ve tez. Bunları değişken ekranından değiştirip Türkçeleştirebilirsiniz. Keyfinize göre. Şöyle anahtar kelimeleri açıyorum. Zaten bu konferans bildirisi bir tane vardı. Onda kullanılan anahtar kelimelerde bakıyorum bunlar. Bunun dışında işte en çok kullanılan anahtar kelimelerim yine bilimsel dergi makalesinde. Burada sadece 3. sırada yer alan suç korkusu belki tezde kullanılmış 6 defa. Bunun gibi değişkenlerinizden hareketle, otomatik oluşturulan değişkenlerinizden hareketle çapraz tablolar alabilirsiniz. Hocam şimdi benim meta dosyamda yer alan bir bilgi değişkenim olsun istiyorum ama henüz onunla ilgili herhangi bir kodlama yok. Mesela açıyorum. Şu an artık tamamen fantezi boyutuna geçiyoruz. Yorulanlar ayrılabilir. Algısı kapananlar tabii ki ayrılabilir. Şu an artık biraz zorlayacağım. Mesela şurada bir soru gelmiş. Hocam bir dil değişkeni olarak atanmamış manuel olarak. Hocam Fatih Hocam ve Ali Hocam benim şu an yapacağım adımları okuyorlar. Hemen burada dil ile ilgili bir kodlamam var. Şimdi ben bu Türkçe ve İngilizce olarak bir değişken oluşturacağım. Ali Hocam tebrik ederim. Hemen size %20 indirimli bir program kodu tanımlatıyorum. Şimdi ne dedik? Bu benim her bir meta dosyamda yer alan dil bölümleri dil koduyla şurada yer alan dil koduyla otomatik olarak kodlanıyor. Bunun adını değiştirebilirim tabii ki. Dil yapabilirim. Şimdi bakalım bir tane İngilizce belgede ne yazıyor. Burada da İngilizce olarak bu bölümler kodlanmış. Şimdi ben bunları değişkene çevireceğim. Burada yani henüz herhangi bir değişken olarak atanmamış ve sadece bu dil olarak kodlanmış. Yani İngilizce ve Türkçe diye altında kodlamalar yok. Böyle bir durumda yani ham bir veriyi değişkene dönüştürmenin aslında en hızlı yolu şu olabilir. Bu aslında orada üretilen belgelerde yok. Bunu birazcık ben kafa yorarak ya da işte düşe kalka türettiğim şeyler. Şimdi ben geri çağrılan bölümler kısmını açıyorum hocam. Öncesinde bir yudum su alayım. Bugün rekor kıracağız herhalde. En uzun webinarlardan bir tanesi oldu. Ve pek de kimse ayrılmadı. Teşekkür ederim herkese. Şimdi geri çağrılan bölümler kısmında ilk olarak ne dedim? Şu anahtar kodlarımı kaldırayım. Hatta bütün etkinleştirmelerimi sıfırlıyorum. Şuradan dil kodumu seçiyorum hocam. Dili seçtim, etkinleştirdim. Bunun yanı sıra geri çağrılan bölümler kısmına bölümlerin gelebilmesi için belge de etkinleştirmem gerekiyor. Benim bu dil kodlamalarım nerede yapıldı? Tabii ki referans verilerinde, eklerde değil. Şimdi burada artık Türkçe, İngilizce, Türkçe, İngilizce diye kısımlar çıktı. Şimdi ben burada bir otomatik kodlama yapacağım. Bu yaptığım otomatik kodlama bir kategorik kodlama olacak ve o otomatik kodlamayı değişken dersinde gördüğümüz gibi değişkene çevireceğim. Önceki webinara katıldıysanız muhtemelen az çok ne yapacağımı tahmin etmişsinizdir. Şimdi bunun için analiz kısmına geliyorum. Şurada hedeflediğim bölümleri seçtim. İngilizce, Türkçe vesaire. Metin arama diyorum. Sadece geri çağrılan bölümlerde hocam. Sadece geri çağrılan bölümlerde. Yani benim kısıtladığım şu alanda. Bunu seçmezseniz eğer değişken patlar. Bütün verilerde yer alan kodları aslında Türkçe geçen ya da İngilizce geçen ifadeleri bulacaktır. İlk etapta Türkçe diyorum hocam. Şimdi Türkçe olan kısımları otomatik kodlayacağım. Aramayı başlat dedim. Şuraya bulduğu bölümler geldi. Toplam kaç bölümle geçmiş? 13 belgede Türkçe geçmiş. Şöyle hemen şurada
Arama sonuçlarını yeni bir kolda otomatik kodla diyorum. Şurayı Türkçe yapacağım. Tamam dedim. Sadece ilgili bölümü kodlasa yeter benim adıma. Şurada hemen Türkçe kodum oluştu. Şimdi aynı işlemi yenile diyerek İngilizce için yapıyorum. Sadece geri çağrılan bölümler kısmında. Hocam burada önemli olan Ali Hocam Zotero dosyasında ben bu işlemi yapacağım için bu Zotero dosyasında dil kısmında bazıları TR, bazıları N diye giriliyordu. Bunları burada düzenledim. Yani tek tipleştirdim. Bunu yaptığım sürece benim için kolay olacaktır. Diğer türlü hem Türkçeyi hem TR'yi işte hem tur şeklinde tek seferde aratıp da yapabilirsiniz. Ama bunu Zotero'da tek tip haline getirirseniz işleminiz daha temiz, gözden kaçan bir şey olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Şimdi aynı şekilde İngilizce için aramayı başlatıyorum. Yine sadece geri çağrılan bölümler kısmı, bura önemli. Aramayı başlat dedim. Bu belgeleri de buraya buldu. Yeni bir kolda kodla diyorum. Bunun da şu kısmını sileyim, İngilizce olsun. Tamam dedim. Sadece sözcüğü kodlasa yeter. Bana Arzu Hocam tekrarlayacağım. Geri çağrılan bölümler kısmına ben önce referans meta dosyalarımı etkinleştirdim. Şurada otomatik olarak risk dosyasından gelen bir kod vardı, dil. Aslında bunu etkinleştirip geri çağrılan bölümler kısmını böyle oluşturdum. Şimdi burada hemen bir kategorik değişken olabilmesi için dil değişkeni diyeyim, diğerinden farklı olsun. Daha sonra şu iki kodladığım kodu bunun alt kodu haline getiriyorum. Bunu yaptıktan sonra dil değişkenine sağ tuşa tıkladım. Hemen burada kategorik belge değişkenine dönüştür diyor hocam. Buna bir kere basıyorum. Şurada dil değişkeni artık oluştu. Gördüğünüz gibi sadece referans verilerinde, PDF'lerde yok. İşte İngilizce, Türkçe, İngilizce, Türkçe diye. Daha sonradan buradan isterseniz atıyorum İngilizce yazıyor İngilizcesi. İşte İngilizce diye kendinize değerlerini girebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra hazır yaptık. Çapraz tablo alalım mesela. Çapraz tablo dedim. Bunu da şöyle neye göre alalım? Yine bunu da kullanılan teorilere göre. Teorilerimi etkinleştirdim. Daha önce çalıştığım alanı sıfırlıyorum. Şurada benim oluşturduğum dil değişkeni yeşil olarak gösteriliyor. Bu otomatik bir değişken değil. Tarafından oluşturulmuş bir değişken anlamında. Kırmızılar otomatik. Buraya aktardım. İngilizce ve Türkçe. İki değişken gösterilecek. Sadece etkinleştirdiğim belgeler, evet, sadece etkinleştirdiğim kodlar, tamam dedim. Artık kullanılan dile göre hangi teoriler geçmiş, burada şu da kalmış, bunu kaldıralım hocam. Şu otomatik oluşan şey de kalmış, tekrar analizi çalıştıralım. Evet, kullanılan teoriler dillere göre artık sınıflandırıldı. Nasıl, burası anlaşıldı mı, biraz karışık mı oldu? Bu tabi biraz artık dediğim gibi düşünüp fikir üreterek oluşturulabilecek bir şey. Yani hazır halde bunu bir yerde yazılı bulamazsınız. Böyle bir şey yapmak istiyorsanız şuna basın, şuna basın. Ama kullandığımız araçları bildikten sonra düşünerek bu hamleyi üretebilirsiniz. Yani şurada hazır bir verim var ve kodlu, otomatik kodlanmış. Bunu değişken haline bu şekilde getirebiliyorum. O yüzden bu otomatik kodlamalar çok önemli. Diğer türlü siz o otomatik kodlamaları yapmasaydı, atıyorum tek tek belge grubu oluşturup ya da tek tek şu an çok sayıda belgemiz yok. Burada 200 tane belge olduğunda tek tek Türkçe, İngilizce, Türkçe, İngilizce girmek gerçekten zulüm oluyor hocam. Ya da yıllarına göre gruplandırmak gerçekten zulüm oluyor ve oldukça zaman alıyor. Tecrübeyle sabit. O nedenle bu otomatik kodlamaları program yapıyor bize. Ve oldukça işimizi kolaylaştırıyor. Zaten programı kullanmamızın amacı da literatür taramasında bu. Şöyle bir şey daha ekleyeyim. Mesela özet bölümlerimiz vardı. Atıyorum bu çalışmayı. Danışman hocam hala burada mı? Evet burada. Danışman hocamıza sadece özet bölümlerini göndereceğiz. Ya da kodladığımız spesifik bölümleri göndereceğiz. Böyle bir durumda ne yapabiliriz? Yine mesela referanslarda her bir belgenin özet kısmı kodlanmıştı burada özet koduyla.
Şimdi bunları etkinleştirelim hocam. Şurada özet kodu. 32 bölümün hepsinin özeti burada yer alıyor. Hemen bunu eğer ekip arkadaşınız veya danışman hocanız programı kullanmıyorsa şuradan Word dosyası üreterek mesela sizin tezlerinizde yer alan özet bölümlerini aktarabilirsiniz. Daha önceki webinarlarda aslında bundan sonraki webinarda kodlama ile alakalı orada da detaylı göreceğiz. Yine kodladığınız bölümleri mesela siz bu teorilere göre bazı bölümleri kodladınız. Atıyorum bunları şuradan akıllı yayıncıyla yine dışa aktarıp sadece kodladığınız bölümler tezlerin isimleriyle dışa aktarmanız da mümkün tabii ki. Ya da atıyorum bu görselleri Qt aracından bahsetmiştik. Bunların hepsini Qt'ye atarak işte orada kendi içgörülerinizle yazıp hazır bir Word dosyası halinde raporlamanız da mümkün. Peki hocam bunun otokodlanmış bir değişken olarak gelmesi gerekmez mi? Ya da bunun ile ilgili geri bildirim. Olur hocam bununla ilgili hemen bir ticket oluşturabilirsiniz. Mesela her bir otomatik kodlama yapılan referans verilerindeki her bir otomatik kodlama hazır olarak değişken olarak gelse tabii ki iyi olur. Ama şu aşamada programda otomatik olarak oluşturulan değişkenler tipi, yazarı, başlığı, referans ID'si ve yılı. Bu çok zor olması gerek. Bir talepte bulunabiliriz. Siz de bir talepte bulunursanız daha değerli olur. Ben çok fazla talepte bulunuyorum. Sürekli darlıyorum. Şu da olsun, bu da olsun diye. Bir aşamadan sonra belki kulak ardı edilebilir hale gelebiliyor. Sizler de bu talepleri yaparsanız tabii ki daha temiz bir süreç olur. Bunun dışında dersin başında belki sorudan katılanlar için bahsetmiştik. Bir kampanya kodu vardı. Bu webinarlara katılanlar için aslında benim takipçilerim için oluşturuldu. 3 ay geçerli. Yapacağınız satın almalarda %20 indirim sağlıyor. Bana herhangi bir katkısı yok. Sadece alacak olanlar varsa euro ve dolar kuru fazla olduğu için biraz pahalı olabiliyor. Belki işinize yarar. Bunun dışında bu webinarı değerlendireceğiniz bir anket var. Katılırsanız çok mutlu olurum. Yine WhatsApp ve Telegram etkinlik gruplarının linklerinde atıyorum. Hocam yükseltmelerde de geçerli olur diye düşünüyorum. Ben az önce denedim ama yükseltmede denemedim. Bir satın alma şeyinde denedim. %20 indirimi yaptı. Ama yükseltmede de geçerli olur. Öyle bir şey belirtmediler sınır. Sadece şurada şurada diye. Bir deneyin. Bana da haber verirseniz çok mutlu olurum. Başka sorusu olan ya da katkısı da olabilir. Hocam şunu da yapabilir mi gibi. Onları değerlendiririz. Hocam sesli sorular için kayıt bozuluyor ama gerçi anlatacaklarımız da bitti zaten.